Aşağıdaki ifadelerden hangisi bileşikler için yanlıştır? Bileşikler formüllerle ifade edilir, doğru bir ifadedir. Elementler ise arkadaşlar sembol veya formülle. Mesela şöyle yazarsam buna sembol denir. Ama moleküler element gösterirsen formül denir. Bileşikler zaten formülle gösterilir. Bileşenler arasında sabit bir kütle oranı vardır. Evet, bileşi oluşturan elementler arasında sabit bir kütle oranı vardır. Proust'un bulduğu sabit kütle oranları kanunu bu durumu kanıtlar. Bileşenlerini kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Evet, bileşi oluşturan yapılar kendi kimyasal özelliklerini kaybederek bir araya gelirler. Dolayısıyla bu bileşi oluşturan yapıları tekrar eski hallerine getirmek isterseniz yine kimyasal bir yöntem kullanmanız gerekir. Bu da doğrudur. En az iki farklı elementin birleşmesi oluşur. Bu da doğrudur. En az iki farklı element bir araya gelirse arkadaşlar bileşik meydana gelir. Tabii ikiden daha fazla farklı element de olabilir. En az iki olacak ama. Katı halde heterojendir. Bileşikler arkadaşlar saf maddelerdir ve saf maddeler hal değişimi dışında daima homojendir. Yani katı haldeyken hal değişim anında değil. Bu nedenle homojen olmalıdır. Heterojen değil. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda sembolleri verilen elementlerin hangilerinin karşısındaki adlandırma yanlıştır? Gümüş arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu. Gümüş burada nerede? Gümüşümüz burada altın olarak yazılmış arkadaşlar. Bu yanlış. Devam edelim. Karbon, bu doğru. Demir, bu da doğru. Potasyum, bu potasyum değil arkadaşlar. Bu fosfordur. Bu arada altın da Au'dur. Bunu da bilelim. Potasyum ise K harfidir büyük harf olarak. Nikel, bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi yanlışları soruyordu bize. 1'deki ve 4'teki verilenler yanlış. Gümüş, bu altın Au'dur, gümüştür bu arkadaşlar. Fosfor, P'dir doğru ama potasyum ise büyük K'dir. Bu nedenle cevabımız ne olmalı? C seçeneği olmalı. Yukarıda verilen periyodik sistemde 1 ve 2 okları yönünde değişen özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 yönünde atom numarası artar. Periyodik sistem arkadaşlar atom numarasının artışına göre sıralanmıştır. Yani proton sayısının artışına göre. Proton sayısı 1 olan element burada, 2 olan element burada, 3 olan burada, 4 olan burada, 5, 6, 7, 8, işte 9, 10, 11 diye devam eder. Bir yönünde de atom numarası artar, dolayısıyla iki yönünde de artar. Bu doğru bir ifadedir. Bir yönünde ametalik özellik artarken iki yönünde metalik özellik artar. Çap küçüldükçe ametalik özellik artar arkadaşlar. Soldan sağa doğru çap azalır. Zaten şuradan da çağrışım yapar size. Ametaller bildiğiniz gibi buradadır. Metaller buradadır. O nedenle soldan sağa doğru gidince ametal yapıya doğru gittiğiniz için ametalik özelliğin artmasını beklersiniz. İki yönünde ise arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru indiğinizde çap büyür. Çap büyüdükçe elektron vermek kolaylaşır. Bu da metalik özelliğin arttığını gösterir. Metalik özellik elektron verebilme üzerine kurgulanmış bir özelliktir. Bu nedenle iki yönde de metalik özellik artar. İki yönde atom çapı artar. Evet, katman sayısı arttığı için atom çapı artar arkadaşlar. Bir yönünde elektron ilgisi genellikle artar. Soldan sağa doğru çap küçülür. Sebebi elektron başına düşen çekim kuvvetinin artmasıdır. O halde elektron başına düşen çekim kuvveti artarsa dışarıdan da elektron alabilmek kolaylaşır. Yani dışarıdan elektron alma isteğimiz artar. Bu nedenle bir yönünde elektron ilgisi de artar arkadaşlar genellikle. İki yönünde iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Çap büyüdükçe elektron koparmak kolaylaşır. Bu nedenle benim atomdan koparacağım elektron için harcayacağım enerji düşer. Atomdan elektron koparmak için harcadığım enerji iyonlaşma enerjisi dediğime göre yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi düşmesi gerekir, artması değil. Yanlış olan E seçeneğiydi. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğuna göre XY2 bileşinin mol kütlesi kaç gramdır? Bir de şöyle bir bilgi veriyor. Herhangi bir maddenin mol kütlesi o maddenin bir tanesinin kütlesinin Avogadro sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Peki mol kütlesi neymiş? Bir tanesinin kütlesinin Avogadro sayısı ile çarpımı ile bulunuyormuş. Bize XY2'nin mol kütlesini soruyor. Demek ki ben X'in mol kütlesini, Y'nin mol kütlesini bulursam XY2'nin bulmam kolaylaşır. Bir tane atomun kütlesini Avogadro sayısıyla çarparsam ne yaparım? X'in mol kütlesini bulmuş olurum. Peki yapalım o zaman. X'in mol kütlesi, bu sayıyı biz neyle çarpacağız arkadaşlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarparsanız şunlar sadeleşirler. Ve ne çıkar? 12 gram çıkar. Bu nedir 12 gram? 1 mol X, yani atom kütlesi demek 1 molün kütlesi demektir. 1 mol X kaç grammış? 12 grammış. Bir tane Y atomunun kütlesi bu kadar grammış. O zaman biz Y'nin mol kütlesini bulmak için ne yapacağız? Bir tanesinin kütlesini Avogadro sayısıyla çarpacağız. İşte burada bilgi verilmiş. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpacağız.
Bunlar gittiklerine göre ne kalacak burada? 16 gram kalacak. Yani bu ne anlama gelir? 1 mol Y 16 gram. Yani Y'nin mol kütlesi de 16 grammış. Peki bize neyi soruyor? X, Y2'nin mol kütlesini soruyor. Bunda kaç mol X var? 1 mol X var. O zaman 12 gram X'ten dolayı geldi. 2 mol Y varsa 2 çarpı 16 da buradan geldi. Ve kaç oldu arkadaşlar? 44 gram oldu. Cevabımız nedir bu durumda? C seçeneğidir. Bence bu soru şu anlamda çok iyi. Hani kavramı biz vereceğiz. Daha çok matematik için söylediler bu söyleyeceğimi ama burada da işimize yarayacak. Ben fende de böyle bir soru gelebilir diye yazdım. Gördüğünüz gibi her şeyi tanımlıyor. Tanımladıktan sonra size bilgiyi kullanmanızı istiyor. Yani bilgiyi veriyor, size cevabı istiyor. Direkt aslında sizin 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısını bilmenizi de isteyebilirdi. Veya şurada bir maddenin bir tanesinin kütlesinden bir molünün yani mol kütlesine gidişi nasıl olduğunu söylemeyebilirdi. Bunu siz bilmek zorunda kalırdınız. Ama dediler ya, hani açıklamada şu deniyordu. İşte bilgi verecek, bunun çocuğun öğrencinin yorumlanması beklenecek verilen bilgi. Ben de ona istinaden böyle bir soru yazmıştım. Umarım işinize yarar. Adeta aşık turşunun sirke ile daha iyi olacağını söylüyor. Münir Özkul ise turşunun limon suyu ile daha iyi olacağını söylüyor. Bu ünlü Türk filminde geçen bir konu aslında. Bunu soru olarak burada kullandık. Bu bilgiyi kullandık. Buna göre Adeta aşık ile Münir Özkul turşu yaparken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Ne yapıyor Adeta aşık? Sirke ile daha iyi yapılacağını söylüyorsa sirke neydi? Asetik asitti. Asetik asit CH3COOH'tır arkadaşlar. Münir Özkul ise ne diyor arkadaşlar? Limon suyu ile. Limon suyundaki asit hangi asittir arkadaşlar? Sitrik asittir. O yüzden adena asit turşu yaparken asetik asit kullanıyor. Münir Özkul ise sitrik asit kullanıyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda verilen kömür çeşitlerinin kalorifik değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kalorifik değer arkadaşlar şudur. 1 kilogram yaktığınızda bu kömürlerin herhangi birinden açığa çıkan ısıdır. Bu ısıyı da kaloriyle tespit ederiz. Birimi kaloridir. Dolayısıyla kalorifik değer kilogram başına verdikleri ısı miktarını verir kalori cinsinden. Peki şimdi bakalım burada. Bakın antrasitin arkadaşlar karbon yüzdesi diğerlerine göre daha yüksektir. Dolayısıyla yakıldığında verdiği enerji daha fazladır. En fazla olan antrasittir. Ardından taş kömürü gelir. Ardından lignit gelir. Ve en son olarak da turba gelir ki turba karbon oranı en düşüktür. Yabancı madde içereni en fazla olandır. Hatta bazı kaynaklara göre kömür bile kabul edilmez. Kömürün tam maddenin tam kömür oluşmadan önceki hali gibi düşünülebilir. Yani karbon yüzdesi en düşük olandır. Şimdi karbon yüzdesi gördüğünüz gibi turba, lignit, taş kömürü ve antrasit şeklinde artıyor. Dolayısıyla bu sıralamada kalorifik değer de artar. Dışarıya verdiği enerjide kilogram başına. Bize ne diyordu? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız demişti. O zaman en küçük 2, sonra 3, sonra 4, sonra 1. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda ham sudan içme suyu hazırlamak için başlıca işlemler verilmiştir. Bu işlemlerin doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Bu verdiğim sıralama birkaç tane Milli Eğitim kitabı var biliyorsunuz farklı farklı. Onlarda arkadaşlar farklı farklı verilmiş olabilir. Ya daha doğrusu farklı farklı verilmez de bazı basamaklar atlanmış olabilir. O basamaktan hiç bahsetmiyor olabilir. O nedenle biraz hani ben bu aşamayı hiç duymadım demeyin. Sizin okuduğunuz Milli Eğitim kitabında belki yoktur ama başka bir Milli Eğitim kitabında bu vardır. O yüzden soruda ben elimden geldiğince şeyi çok tuttum öncülü bilerek. Bunu bence ÖSYM'e sorarsa herhalde bu kadar çok öncül değil. 4 öncülle, 5 öncülle soracaktır size. Benim amacım diğerlerinden de bahsedilmesi, diğerlerini de görün diye bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım bir. İlk önce ne yapacağız? İlk önce şunu yapmamız lazım bizim burada. İçme suyu hazırlayabilmek için ilk önce yapmamız gereken işlem arkadaşlar havalandırmadır. İçindeki kötü kokulardan arındırmamız gerekiyor yapıyı. O zaman ilk havalandırma yapacaksak şu öncüler zaten elenmiş oluyorlar. Ardından havalandırmadan sonra yapmamız gereken şey ne? Şimdi dinlendirme aklınıza gelebilir. Hatta ilk olarak da dinlendirme gelebilirdi ama birkaç etkiden sonra dinlendireceğiz. İçindeki maddeler çöksün diye. Onların dibe çökmesini beklemek içindir bu. Biz ilk önce burada arkadaşlar kireç ilave etmeliyiz. Kireç ilave ederek ne yapacağız? İçerisindeki safsızlığı gidermiş olacağız. Ve pH'ı da değiştireceğimiz için bir anlamda mikroorganizmaların temizlenmesine
katkı sağlamış olacağız. Aslında şu anki yaptığım çalışmayla cevap çıkmış oldu ama biz devam edelim. Ardından ne olacak? Kireç ilave ettikten sonra bazı şeylerin çökmesini bekliyorum. O zaman dinlendirme yapmalıyım. Yani sırada kim gelmeli? Bir gelmeli. Bu arada bulduklarımızı bir eleyelim. Kireç ilave ettik, ilk dinlendirmeyi yaptık. Ardından arkadaşlar, şimdi çökenler çöktü ama bazı maddeler askıda kalıyor olabilir. Bu askıda kalan maddelere nasıl sudan ayıracağız? Koagülant ilave edeceğiz. Bu askıda kalan, yani süssem de kurtulamayacağım bu maddeleri, koagülant ilavesiyle topaklandıracağım. Topaklandırıp dibe çökmesini sağlayacağım. Ve böylece bunlar da dibe çöktüğü zaman ne yapacağım? Bunlardan kurtulmuş olacağım. O çok küçük katı partiküllerden, katı parçacıklardan da suyu ne yapacağım? Arıtmış olacağım. O yüzden koagülant ilave edeceğiz arkadaşlar. Koagülant ilave ettikten sonra ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bu topaklanmaların dipte toplanması için ikinci bir dinlendirme yapacağız. Dolayısıyla bu da gitti. Ve ardından kum filtresinden geçirirsek, kum filtresinden geçirmemiz aynı zamanda berraklaşmayı da sağlayacaktır. Gene safsızlıkları giderecektir. Kum filtresinden geçirme işlemini de yaptıktan sonra daha iyi bir filtre olan aktif kömürden geçireceğiz. Aktif kömürden de geçirdiğimizde son saflaştırma işlemini de yapmış olacağız. Ve böylece içme suyunu elde etmiş olacağız. Bu durumda cevap B seçeneğiydi. Ama dediğim gibi hani ben elimden geldiğince çok öncüllü olanı seçtim. Bunu 2, 3 veya 4 öncüyle de size sorabilirler. Çok zor değildir ama bu duruma dikkat edin, çıkabilir.